Abi günaydın. Bu kitapların hepsini okudun mu abi ya? İki kere mi etsen öleceksin sanki. İyi günler. Sen ayrılmamış mıydın? Bir soru soruyoruz, cevap versene. Biraz ihtiraslıdır sadece. Dekortesinden anlamışsınlar. Ne diyorsun kardeşim? Bir şey içer misin? Ne hoş sohbet bir adam. Kaybolan yıllarıma bakmıştım. Az aşağıda bir meyhane var. Bir de oraya bakın isterseniz. Ama fotoğraflarını çektim. Aşkın yakar. Kim o? Bakayım ben bir ona. Bak, iyidir. Bu arada bu eski fabrikaya nasıl gidiliyordu tam olarak? Yürüyerek. Ne işiniz var burada? Teşekküre geldim. Lüzumu yoktu. İkimizin de peşine düşecekler. Düşsünler canım. Düşerlerse düşsünler, ne yapalım? Az önce zırıl zırıl ağlayan ben miydim peki? O olayın sıcaklığıyla oldu, tamam mı? Şu anda gayet iyiyim. Sen gece olunca başını yastığa koy bakalım. O zaman göreceğim ben seni. Girirken köşede bir eczane vardı. Oradan kendinize bir kutu uyku ilacı alın. Ne diyorsun sen? Yatmadan önce hepsini bir kere de içeceksiniz. Neden? Daha rahat ölmek için. Ölmek istiyorsunuz ya. Birer kahve yapayım mı size? Senin markette işiyor muydu? Tamam dayı, sen de rahatla ya. Geçirdim pençelerde. Rahatla, tamam geçtim. Dışarıda bekleyemedin mi biraz daha? Soğuk dışarısı. Mavrum başım belada. Kim soruyor? Ben soruyorum. Şimdi sana bir barış teklif ediyorum. Adın ne senin? Savaş. Peki sence bu salep mi yoksa sahlep mi? Hey İrem. Buraya aslında teşekkür etmeye geldim de. Ne yapmışım ki? Hayatımı kurtardınız. Sen ne yaptığının farkındasın değil mi? Ne yapmışım? Resmen siper oldunuz bana orada. Ha. Yok, o sizi vurmamak içindi. Öyle mi? Öyle öyle. Eğitimini aldık biz. Arada kaynamayın diye sizi arkama aldım. Ama birazcık daha kibar olabilirsiniz en azından değil mi? Ne kabalığımı gördünüz? Ha, bunlar da sizin tabii, yani elim boş gelmek istemedim. Çok güzeldir tabii. Adın ne kardeş? Yok, gülüncüme gitti de o yüzden. Sizin için yapabileceğim bir şey olursa... Yok. Ay. Çok pardon. Kibar olmak komik bir şey mi? Ben kabalık mı edeyim? Bu ön sözü nereden geliyor o zaman? Dağlardan. O belli oluyor zaten. Sen konuşunca genelde F tipi cezaevinde gibi hissediyorum kendimi ama... Ne yapıyorsun sen, ne yapıyorsun? Yemek yiyorum. Ya bu nasıl yemek yemek? Hiç mi öğretmediler? Öğrettiler. Bir şey demek istedi ama... Ne öğrettiler? Yani şöyle, şimdi yandan vurmayacaksın. Dil koyma. Annesi öldükten sonra biraz değişti. Nasıl değişti? Neyse, bunlar beni alakadar eder konular değil. Niye diye sormayacak mısın? Görevim merak etmek değil, sizi korumak. Nezaketen de olsa sorulur ya. Görevim nezaket göstermek de değil, sizi korumak. Soru falan sormayacak mısın? Gerçi sen şimdi benim işim soru sormak değil, sizi korumak dersin değil mi? Benim işim soru sormak değil bayan, sizi korumak. Burası çok kalabalık, sana. Otursana. Yok, ben oturmuyorum şimdi, böyle 360 daha rahat görüyorum, sabit kaldım. Sakın beni rezil etme, tamam mı? Geçerim köşeye oturup sesimi çıkarma. Kimseyi de dövmezsin. Gençler işte, eğleniyorlar. Biz de genç olduk. Böyle zibidilikler yapmadık ama. Çok fazla gürültü yapıyorsunuz. Saat gecenin 2:30. Bangır bangır müzik dinliyorsunuz arabada. Ya uyansınlar, bize ne? La havle ve la. İçki mi içmiş? He anne, he. Kapısı atınca içinden bir deli çıkıyor. Hacı hacı yemek yere deli bakalım. Benim hasta bir kızım var. Şimdi uyanırsa ağlar. Ağlarsa da ben çok üzülürüm. Üzülünce de sinirlerim çok bozuluyor. Çatacak birini ararım. İşte çatacağım kişiler de siz oluyorsunuz. Uzmanlar da bunu hiç ama hiç tavsiye etmiyor. Ben bu işin ne kadar ciddi pek bilmiyorum. Bilme kardeş. Sen gözünü dört açıydın. Sen benden yardım istedin yani. Gidip adamın ağzını burnunu kırma dedim. O da kaçınmasaymış o zaman. Bir dakika, ortadan kayboldum diye havaya ateş mi edilir? Ortadan kaybolmasaydınız etmezdi. Birini mi gördün, bir şey mi vardı? Yoktu kimse ama olabilirdi de. Ama yoktu. Olabilirdi de. Ah ulan! Bir şey yok, ışık patladı. Silah mı o? Kendisi koruma mı oluyor? Yanıma yaklaşanı da vurmakla mükellef. Çok leşi var, eski askerdir, haberiniz olsun. Texas mı burası? Kovboy mu sanıyorsun sen kendini? Midem bulandı. O kadar içersen bulanır tabii. Ne zorun vardı ki? Yapacağım iş...
Sıfat kardeş sen. Geç kardeş geç. Elinde kalacaksın geç. Bir ambulans gönderir misin lütfen? 3 tane arkadaş var. Feci şekilde dayak yemiş gönderdi. Senin için daha hayırlı oldu kardeş. Daha uzun yaşayacak. Duyduğuma göre kadınlara silah çekiyormuşsun. Galiba sen kansız bir arkadaşımızsın. Kafatası çatlamış. Diğerinin kolu kırılmış. Diğerinin de bacağı. Fevkalade acınası görünüyorlar. Şimdi ölürler mi ölürler maazallah. Acayip tedirgin haldeyiz. Hey ambulans ambulans yok. Ufacık yaradır. Gelin adama sonra. Bence artık sen çıkıp gel. Savaş çıksın diyorsun öyle mi? Çıksın vallahi. Barut kokusunu özledim. Çıkar gelmeyi. Ne? Çıkar işte. Tamam dayı. Ben çözerim. Açsana kapıyı. Yok bu. Uzaktan şey yapanlardan değilim. Sen sıkılmıyorsun değil mi? Beni eğlendirmek zorunda değilsin ki. Yani bilsem bir iki fıkra anlatayım ama onu da bilmiyorum. Eminim onu da kötü anlatırsın sen. Ha. O zaman çitvarda o da bir sanat değil mi? Tabii. Evet. Çünkü öldürmek istese de şu an ölmüş olurduk. Adam öldürmek öyle zor iş değil. Sağ ol ya. İçimizi rahatlattın. Abi sen nerelisin ya? Kahramanmaraş. Benim eniştemin dayısının patronu da Maraşlı. Bak görüyor musun? Toprak çıktı. Ne güzel anlaştınız konuşarak. Bir hal çaresi bulunur. Sonuçta devlet var, polis var. Nasıl mı cümleti değil değil mi? Yok abisi sağ ol. Uğursuz birine benziyorsun ama tam çıkaramadım. Allah falan bir şey de söyle anlamadım. Yani dirinin de ölüyü kıskandığını ilk defa görüyorum. Şimdi ön işleri olmadığı için derdini anlatamıyor. Bizim şirkette bir iş ayarlarız istersen güvenlikte falan. Burnun nasıl kardeş senin? Var mı ağrısızın? Benim kafa serttir biraz. Çok konuştum ben Maraşlı. Biraz dinlen istersen.